yapılan hain terör vardı. Saldırı esnasında evlatlarımızın sevgisiyle şehit oldu. Kendisi rahmet ve minnetle anıyoruz. Kürsüye davet ediyorum. Fedakarlık, emek den ibaret olduğunu tüm öğretmenlerimize, tüm eğitim camiamıza hatırlattı. Ayşe Nur Alkan öğretmenimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Sayın Milli Eğitim Bakanımız, 81 ilden buraya gelen, bizlerle beraber olan toplumların maddi ve manevi mimarı, değerli öğretmenlerimiz, mesleklerin mesleği olarak tanımlanan, bunu hak eden öğretmenlik mesleğinin temsilcileri olarak sizlerin nezdinde bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyetin 100 yılını tamamlamasına kısa bir süre kala milletçe Türkiye 100 yılına koşarken kuruluş ve kurtuluşumuzun tarihi ve manen mehabetli mekanı bu birinci meclis binasında 81 ilimizi temsilen aramızda bulunan siz değerli öğretmenler nezdinde ülkemizdeki bütün öğretmenlerimize sağlık, başarı ve huzur diliyorum. Hoş geldiniz. Sizlerle birlikte ülkemiz için manası çok büyük olan bu tarihi mekanda bulunmayı çok kıymetli addediyorum. Çünkü çatısı altında bulunduğumuz bu birinci meclis binası 102 yıl önce sizlerin de iyi bildiği gibi milletimizin fedakarlıklarıyla ve büyük çabalarıyla açılmıştır. Bu binanın meclis olarak kullanılmasına karar verildiğinde çatısı ve kiremitleri yoktu. İnsanlar evlerinin çatısından söküp getirdikleri kiremitlerle bu binanın çatısını yaptılar. Gördüğünüz gaz lambası burada. Elektrikli aydınlatmalar çalıştırılamadığı için gaz lambası bir kahvaneden alınıp getirilmişti. Sizleri burada ağırlamamızın en önemli sebebi ise şu oturmuş olduğunuz sıralar. Bu sıralar yokluk içerisindeki bir savaştan yeni çıkmış milletimizin öğretmenleri ve öğrencileri tarafından Ankara sokaklarında taşınılarak buraya getirildi. Yakındaki okullardan. Siz öğretmenlerimizle birlikte o tarihi, o şuuru birlikte hissedelim. Okul sıralarından oluşmuş meclisimizde bir araya gelelim. Millet mekteplerinin açıldığı ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baş öğretmenlik unvanının verildiği bu anlamlı güne burada birlikte başlayalım istedim. Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenlik mesleğine emeği geçen bütün öğretmenlerimizi saygı, sevgi ve teşekkürle anıyoruz. Görevleri sırasında şehit olanlar başta olmak üzere ahirete irtihal eden bütün öğretmenlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, emekliliklerini sürenlere de sağlık, afiyet ve huzur diliyorum. Fedakarlık, özverinin somutlaşmış hali sevgili öğretmenlerimizin görevleri başında gelecek nesilleri inşa ederekken verdikleri üstün gayret ve mücadelenin daima heyecan ve şevkle devam etmesini Allah'tan niyaz ediyorum. 1984'ten bugüne kadar aziz milletimize vatan ve bayrak sevgisiyle dolu kardelenler yetiştirmek için hizmet ettiği esnada PKK'lı katil teröristlerin şehit ettiği Neşe Altenleri, Necmettin Yılmazları, Aybüke Yalçınları ve henüz 3 gün önce Gaziantep Karkamış'taki roketli saldırıda şehadete yükselen 22 yaşındaki Ayşe Nur Alkan'ı ve kaybettiğimiz bütün şehit öğretmenlerimizi minnetle yad ediyorum. Onlar karanlığı aydınlatacak ışıklarımızdı. Şimdi ise ruhlarına nur üstüne nur yağan şehitlerimiz oldular. Değerli arkadaşlarım, çok inandığım bir söz vardır. Dünyanın en şanslı insanları karşılarına iyi bir öğretmen çıkanlardır. Çünkü öğretmenlik dokunduğu hayatları değiştiren, yön veren çok özel bir meslektir. O kadar özel bir meslektir ki sadece iş olsun diye yapılmaz. Akşam eve gidince üzerinden çıkarılan bir elbise değildir. Daima sizinle yaşayan, ölene kadar sizinle yaşayan bir bağdır, sevgi bağdır. Eğitim ve öğretim faaliyetinin hedefine uygun gerçekleşmesi için belli unsurların, belli etkenlerin olması gerekir. Bunlar sırasıyla bilgi, sezgi, ilgi ve sevgidir.
İnsan hayatını iyiye doğru değiştirme gücü öğretmenlerimizi diğer bütün mesleklerden, meslek sahiplerinden ayırmaktadır. Zira bütün meslekler öğretmenlerin önündeki okul sıralarından geçmektedir. Değerli arkadaşlarım, geride bıraktığımızı umut ettiğimiz korona salgın süreci pek çok teknolojik becerimizi arttırmış olsa da çok önemli bir gerçeği de hepimize hatırlatmış oldu. O gerçek şuydu: öğretmenler ve öğrenciler okullarda olmalıdır. Bu sebeple devletimizin ve Sayın Bakanımızın bütün çabası okulları ivedilikle açmak olmuştur. Korona sürecinde hepiniz çok büyük fedakarlıklarla çalıştınız. Bizler de, veliler de hakkınızı ödeyemeyiz. Sizler insanın karakterinin ve kişiliğinin oluştuğu en önemli dönemlerinde, çocukluğunda, gençliğinde hem en önemli tanıklar, hem en önemli yol arkadaşları, hem de en etkili rehberlerisiniz. Bu özelliğiniz sizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. Ülkemizin ve aziz milletimizin geleceği sizlerin bu büyük sorumluluğuyla şekillenmektedir. Bir öğrencinizin huzursuzluğuna, mutsuzluğuna veya başarısızlığına çare bulmadan içinizin rahat etmediğine, bütün başarılarıyla da onlar kadar sevindiğinize kalpten inanıyorum. İstiklal şairimiz, büyük mütefekkir ve eğitimci Mehmet Akif, Safahat başlıklı aslında 7 farklı şiir kitabından oluşan devasa eserinde öğretmenin önemine dikkat çekerken, öğretmenlerimizin hangi sıfatlara sahip olması gerektiğini de birkaç dizesiyle güzel bir şekilde anlatmaktadır. Muallimim diyen olmak gerektir imanlı, edepli, sonra liyakatlı, sonra vicdanlı. Bu dördü olmadan olmaz vazife, çünkü çok büyük. Değerli arkadaşlarım, evet, Türkiye'nin yeraltı, yerüstü kaynakları var ama sahip olduğu en büyük kaynağı, serveti insandır, gençlerimizdir, çocuklarımızdır. Bu çok, pek çok muvaffakiyete şahit olmuş, her alanda öncü insan yetiştirmiş olan yurdumuzun topraklarından dünyaya yüzünü dönmüş, bütün insanlığın hayrını hedefleyen çalışmalara göz dikmiş nesiller yetiştirme vazifesini sürdürmesi çok önemlidir. Eğitim tarihimiz bu vazifeyi hakkıyla ifa etmiş birçok öncü isimle meşhurdur. Bugün de kendi kültürü ve değerleriyle barışık, içinde yaşadığı topluma olan vazifesinin farkında bir nesil için aynı vazife şuuru ve bilinçle canla başla gayret eden öğretmenlerimizin var olduğunu bilmek bizim için iftihar kaynağıdır. Bir asırlık Cumhuriyet Çınarı'nın gölgesinde bu genç nesilleri bugünlere getiren, milletimizin isimsiz kahramanları, ilim ve irfan dağıtan öğretmenlerimize daima minnettarız. Sizler de onlardan devraldığınız eğitim sancağını gelecek nesillere devredeceksiniz. Yine gazlı lambaya döndüreceksin bizi. Değerli arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda üretim, iletişim, ulaşım teknolojileriyle büyük değişim ve dönüşümlere şahit oluyoruz. Bu büyük değişim işlerimizi ve iş yapma biçimlerimizi değiştirmektedir. Teknolojik gelişmelerin birçok mesleği yok edeceği de açıktır. Ancak sadece öğretmenlik mesleğinin insanlık var oldukça varlığını sürdüreceğini, teminatlı tek meslek olarak rahatlıkla söylenebilecek bir meslek olduğunu ifade etmek isterim. Aynı şekilde teknoloji işlerin yapılış şeklini de değiştirmektedir. Bu değişimden etkilenen mesleklerin başında öğretmenlik gelmektedir. Öğrenciyle iletişimde yeni yol ve yöntem arayışları sürmektedir. Sizlerden isteğim, çağın ve mesleğinizin yeni bilgileriyle yenilenmeyi, güncellenmeyi ihmal etmemenizdir. Elbette bu yeni durumlar zorlukları da beraberinde getirmektedir. Öğrencilerinizi dijital dünya tarafından kullanılan değil, dijital dünyayı kullanan bilinçli fertler olarak yetiştirmek sorumluluklarımızı arttırmaktadır. Üstelik yeni zamanların çocuk ve gençleri şiddet ve yalnızlaşma gibi iki olumsuz durumun içine ittiği gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu iki olumsuzluk ve tehlike bütün ülkeler için geçerli olmakla birlikte bizim ülkemizin bu sorunların üstesinden gelmesinde iki büyük gücü, iki büyük imkanı bulunduğunu da sevinerek görmekteyiz. Birisi siz öğretmenlerimizin sonsuz ilgi ve şefkati, diğeri ise güçlü aile yapımızdır. Şiddet gören ve şiddet uygulayan çocukların ruhlarının ilacı sizlerdedir.
Onları o ortamlardan uzaklaştırmak, yaralarına merhem olmak ve hiçbir şekilde şiddetle karşılaşmamalarını sağlamanız için devletimizle, bütün kurumlarıyla sizlerin yanındadır. Yeter ki sizler önünüzdeki sıralarda oturan çocukların gözlerinin ötesini görebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bir kenara çekilmiş bir öğrencinin omzuna dokunacak elinizi o öğrenci hayatın sonuna kadar hissedecektir. Sizler öğretirken, rehberlik yaparken öğrencilerinize iyi insan olmayı, insanlarla doğru iletişim kurmayı da onların karakterinin bir parçası haline getirmekle yükümlüsünüz. Sizlerin mesleği artık sadece öğretmekle tanımlanmıyor. Belki öğretmekten çok daha önemli bir fonksiyonunuz bulunuyor. O da öğrencilerinize tavır ve davranışlarınızda örnek olmak, model olmak. Değerli öğretmen arkadaşlarım, öğretmenliğin sahip olduğu tarihi misyon, toplumdaki önemini arttırarak varlığını devam ettiriyor. İnsanın yeryüzündeki macerasıyla birlikte başlamış ve yine insanoğlu tarafından üretilmiş, zaman içinde de daima bir sisteme ihtiyaç duymuş, dinamik bir mesleğin içindesiniz. Çocuklarımızı değişen toplum dinamiklerine göre hayata hazırlarken onların topluma uyumunu sağlıyorsunuz. Devlet ve millet olarak barış, huzur ve güven içinde yaşamak, birliğimizi koruyarak ebediyete kadar hür ve bağımsız bir şekilde varlığımızı devam ettirmek için dilimizi yaşatan, kültürümüze sahip çıkan, medeniyetimizi yeniden inşa etme hedefi olan bilgili, bilinçli nesiller yetiştirmek mecburiyetindeyiz. O nesiller kendi tarihi, kültürü, medeniyeti ile kavga etmeden yarına yürüyebilmelidir. Eğer böyle yaparsak biz oluruz ve geleceği kendi kimliğimizle, inancımızla, kültürümüzle kucaklarız. Ülkesini, milletini seven gençler yetiştirmek zorundayız. Azimli, gayretli çalışmalarımızın karşılığında ülkemizin yarınlarda daha güçlü ve güzel olacağına bütün kalbimle inanıyorum. Bu konuda hepimizin aynı anlayış ve inançta olması gerektiğini düşünüyorum. Sözlerimi bitirmeden önce inandığım şu gerçeğin altını çizmek isterim. Öğretmeniniz iyi ise ne karanlıkta ne de karmaşada kaybolursunuz. Tekrar hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyorum. Allah'a emanet olun. Yüzlerce öğrenci yetiştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Profesör Doktor Sayın Mustafa Şentop'un da Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Sayın Başkanım, değerli öğretmenlerim, bitiyor zaten. Sağ ol. Çekiyoruz. Sağ ol. Sağ ol.